Bu kova ne diyeceksiniz şimdi? Tortuların hepsi birbirine yaklaşıyor. Hepsi bir araya toplanıyor. Vallahi süper oldu bu sistem. Merhaba arkadaşlar. Bugün su değişimini nasıl yapıyorum biraz onlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, ben şimdi su değişimini şöyle yapıyorum. Balıkların hepsi kapta ya. Dana yüreği veriyorum, normal kuru yemler veriyorum vesaire. 3 gün boyunca tabii kabın altında, dip kısmında tortulaşma olabiliyor. Yanlarında tortulaşma olabiliyor. Dip çekiminde o tortular yapıştığı için dip çekiminde aslında onları tam anlamıyla çekemiyoruz. Ben de bunun için şöyle bir şey kullanıyorum. Aslında bunun öteki versiyonu var ama bir tane tornavidanın ucuna süngeri kestim. Bunu böyle buraya sabitledim. Şöyle yapıyorum. Su değişiminden 15-20 dakika önce yapıyorum bu işlemi. Bakın. İyice dipteki tortuları vesaire hepsini karıştırdım. Kenarları da siliyorum şöyle. Oh süper. Tabi biraz balık korkuyor bundan ama alıştılar artık, olsun. Hemen öteki tarafa geçiyorum. Tabi bu işlemi, öteki tarafa geçme işlemini, hasta balıklarınız varsa hasta balıklarınızla, diğer hasta olmayan balıklarla bu süngeri kullanmayın. Onu da belirteyim. Bakın şimdi dipteki bütün her şey kalktı. Süper. Diğer tarafları da yapmıştım zaten. Onları da kaldırmıştım. Bakayım. Aynı şekilde ben bütün her tarafı böyle yapıyorum ve 15 dakika sonra, 20 dakika sonra dip çekimini öyle yapıyorum. Bu sefer dibi çekmem tam anlamıyla daha yoğun olarak dibi çekmiş oluyorum. Tortular, yapışan tortuları da bu şekilde kenarlardan çıkartmış oluyorum arkadaşlar. Ve aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar şimdi. Neden daha önce düşünemedim onu anlayamadım. Şimdi aklıma geldi yani. Şöyle yaptım. Karıştırıyorum ya şeyi, tortuları. Bakın hemen şöyle göstereyim. Şimdi dibini karıştırdık bunun, değil mi? İyice karıştırdık. Karıştırdık. Bakın pislikler, tortular havada uçuşuyor. Ondan sonra bir iki tur şöyle hızlıca, tabii çok balığı da sarsmadan karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Karıştırdıktan sonra ne oluyor? Tortuların hepsi birbirine yaklaşıyor. Hepsi bir araya toplanıyor. Aynı şu örnekteki gibi. Bakın az önce burayı karıştırdım. Hop. Hepsi bir araya toplandı. Bakın aynı şekilde bunların da hepsi bir araya toplanıyor. Dip çekimini yaparken şimdi mis gibi hepsini tıkır tıkır çok kolay bir şekilde çekeceğim. Dibi karıştırdıktan sonra sağdan sola hızla, biraz ortalama hızla bu aparatı çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra zaten dönme kuvvetiyle tortuların hepsi bir araya toplanıyor arkadaşlar. İşte buyurun. Şuradaki ördekte de aynı şekilde. Vallahi süper oldu bu sistem. Bu kova ne diyeceksiniz şimdi? Bu kovada şu arkadaşlar. Suları yukarıdan çektik mi? Böyle bir hortumla bu kovanın içine çekiyorum. Bu kovaya da bir tane motor taktım. Ve motor tabii ki fişli. Motoru da açıyorum şimdi. Bakın. Motoru çalıştırdım. Motor basmaya başladı. Bu motor nereye gidiyor? Benim küçük tuvalete gidiyor arkadaşlar. Küçük tuvaletten dökülüyor. Yani ben ne yapıyorum? Bütün suyu bu kovanın içine topluyorum. Kovanın içine su çekiyorum. Düğmesine bastığım gibi de tuvalete hortumla su akıyor. Suları pompalarken de arkadaşlar yine bir kafa motoru kullanıyorum. Bunlar su ekleme kapları. Şimdi biraz önce burayı çektim. Buradan hortumla buraya su ekliyorum. Genel olarak bütün su değişimi olayını bitirdim. Hepsinin suyunu değiştirdim. Artık olay tamamlandı. Zaten çok az da su kaldı. 70, 70, 140, 10'da 5 tane de öyle var. 50, toplam 200 litrelik su değişimi yapmış oluyorum aslında. Yani bunlar yetmiyor aslında ama yani o kaplar olmasa, şu beşlikler olmasa, onluklar diyeyim pardon, olmasa yetmiyor tek başına. Ama olsun, yine de bir günde bütün hepsini bitirebiliyorum. Evet arkadaşlar, su değişim videosunun sonuna geldik. Görüşmek üzere.